Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. İkinci risale olan ikinci kısım. Bismillahirrahmanirrahim. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Hüden linnâs ve beyinâtin minel hüde vel furkân. Sadakallahu lazim ilâ ahiril âyeh. Ramazan Risalesi. Normalde bu Ramazan Risalesinin başına ben olsaydım, tabi üstadın bakış açısı farklı olduğu için, Cenab-ı Hakk'ın orucu farz kılmasındaki ayeti alırdım. Yani ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı deyip oruç risalesine başlardım. Ama Üstad Hazretleri, Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an o ayda indirilmiştir. Ve o Kur'an ki hakla batılı, yanlışla doğruyu birbirinden ayırmak, insanlara hidayet kaynağı olması açısından indirilmiştir. Ayeti almış. Yani orucun sadece farzdır. Allah demiş, mecburen tutacağız tarzındaki bir ayeti değil de hikmetini bize gösteriyor. Şu an öyle bir asır olmuşuz ki çorap alırken bile 3-4 tane tezgah dolanıyoruz. Niye? Sağlam alalım. Hemen aklımız, ya bir ev alacaksın, aklını yoruyorsun. Niye? Nedenini, niçinini düşünüyorsun. Veya bir araba alacaksın, bir ayakkabı alacaksın. Hemen gideyim hangi tezgahtan alayım, yok. Sonuçta ayakkabı alacaksın ama mevsimini düşünüyorsun, ayağını düşünüyorsun, yaşadığın coğrafyayı düşünüyorsun vesaire. Şimdi Cenab-ı Hak orucu farz kılmış tamam ama insanın aklı sorguluyor. Neden? Niçin? Neden tutmam lazım diye. Üstad Hazretleri de bu hikmetlerin hepsini toplumun nabzını göz önünde bulundurarak hem konuyla münasebeti açısından bu ayeti buraya koymuş. Biz bu ayetin hem bir nevi tefsiri hem de Kur'an neden bu ayda indirilmiştir? Neden başka aylarda indirilmemiştir? Ve farkındaysak Ramazan ayı 10 günde bir ileri doğru geliyor. Yani Cenab-ı Hak Ramazan ayının mübarekiyetini bütün aylara yayıyor. Mesela geçen diyelim 2 sene önce Temmuz'da tutuyorduk. Şimdi Mayıs'ta tutuyoruz. Diyelim 3-4 sene sonra belki Ocak'ta, Şubat'ta tutacağız. Cenab-ı Hak bizim normal Ocak, Şubat, Mart, Nisan diye belirlemiş olduğumuz ayların her birine Ramazan ayının mübarekliğini değdiriyor yani. Neden? Bunlarla alakalı bir yer okuyacağız inşallah. 6. nükte. Ramazan-ı Şerif'in sıyamı, Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zaman-ı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, şimdi bu Ramazan Risalesi'nde iftardan önceki derste değinmiştik, 70 hikmetli açlık diyor üstadımız. Ramazan orucu için 70 hikmetli açlık diyor. Arapçada 7, 70, 7700 gibi tabirler çokluğu ifade eder diyor üstadımız, işaret edeceğiz da. Biz de bu hikmete binen orucun çok hikmetleri var. Üstadımız burada 9 nüktesine değinmiş. O 9 nükte aslında o çok hikmetlerini içinde barındırıyor. Bunların birincisinde işte Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında bakan bir hikmeti var. İkincisi nimetlerin şükrünü anlama noktasında. Toplum hayatına bakan noktasında. İnsanın nefsini terbiye etme noktasında, insanın firavunluk noktasını terbiye etme noktasında vesaire, insanın bedenine perhiz noktasında, insanın vücuduna sağlık noktasında vesaire faydaları var. Bir de Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirilme ciheti ve Kur'an-ı Kerim'in de en mühim zamanı nüzulü. Yani Cenab-ı Hak neden diğer aylarda değil de Ramazan ayında Kur'an'ı indirmiş? Bu hikmet noktasında anlatacak Ramazan ayının mübarekliğini. Zaten ayette de Cenab-ı Hak ne demiştir? Şehr-i Ramazan ellezî. Ramazan ayı öyle bir aydır ki ne yapalım o ayda veya ne özelliği var bu ayın? Cenab-ı Hak diyor ki Kur'an o ayda indirilmiştir. Demek ki Ramazan ayının mübarekliği Kur'an o ayda indirildiği içindir. Cenab-ı Hak Ramazan ayının mübarekliğini gözümüzün önüne koyarken Kur'an o ayda indirilmiştir. O yüzden mübarektir diyor. Bu noktadaki hikmeti şudur ki Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'dan nüzul etmiş, Kur'an-ı Hakim hikmetlerle dolu Kur'an Ramazan ayında nüzul etmiş, inmeye başlamış.
o Kur'an'ın zamanı nüzulünü istihzar ile o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için. Şimdi düşünsek mesela diyelim ki devletin başkanı diyelim Recep Tayyip Erdoğan buraya gelecek olsa. Diyelim ki Bahçeli Evler Belediyesi. Aa tamam başkan geliyormuş ya normaldir diyebilir mi? Bütün yollara hazırlık yapar değil mi? Bütün mahalleyi temizletir, bütün birimler ayağa kalkar. Bütün güvenlik görevlileri ayağa kalkar. Niye? Koskoca başkan gelecek yani. Aman boşver deyip yatamazlar. Niye? Çünkü o belediye başkanı biliyor ki bu adam bulunmuş olduğu konumun en yüksek konumundaki adam. Dolayısıyla o gelen kişiye karşı hürmeti ve saygısından dolayı her türlü hazırlığı yapmak zorunda. Bir de diyelim ki o başkan buradan içeri girecek olsa, ister istemez burada da bir hareket dolu. Yani sevebilirsin, sevmeyebilirsin. Ama en azından makamından ötürü herkes bir saygı gösterir yani. Şimdi diyor ki aynen bunun gibi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i indirecek. Yani bir cumhurbaşkanı gelip konuşma yapmayacak. Cenab-ı Hak konuşacak. Alemlerin Rabbi konuşacak. Dolayısıyla alemlerin Rabbi insanla muhatap olacaksa ona göre bir karşılama olması lazım. Mesela diyelim ki evimize değerli bir misafir geleceği zaman yani evin eşyalarının düzeninden, temizliğinden tut, yemeğin menüsü bile değişiyor misafire göre. Misafir ne kadar değerliyse imkanı biz nispetinde o kadar değerli ikramlar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak insanı muhatap kabul edecek. İnsanla konuşacak. İlk defa diğer peygamberlerle de görüşmüş ama fetret devre girmiş İsa Aleyhisselam'dan sonra. 334 yıl fetret devri yaşanmış. Peygamber gelmemiş. İnsanlık tamamen cahiliye ve karanlık bir asırda. O asırda ölenler ehli necattır. Ve mâ künnâ muazzibîne hattâ neb'ase Rasûl'e ait. Peygamber gönderilmediği için hepsi kurtuluyor. Asır karanlık bir asır olarak geçmiş. Cenab-ı Hak asırlar sonra insanla konuşacak. Dolayısıyla o Kur'an'ın zamanı nüzulünü istihzar ile o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için Cenab-ı Hak konuşacak. Cenab-ı Hak konuşacağı için en mükemmel şekilde bir hazırlık lazım. Bakın Cenab-ı Hak peygamberimizi o mükemmel hazırlık için öyle hazırlıyor ki Mekke'de önce insanlardan uzaklaştırıyor. Zaten çocukken anadan babadan bütün etraftan uzaklaştırıyor. Sonra Mekke'nin en yüksek dağına çıkarıyor. Niye? Çünkü insanlardan ne kadar uzak olursa Cenab-ı Hakk'a o kadar yakın oluyor. Mesela İsa Aleyhisselam İncil nüzul etmeden önce günlerce ormanda yaşamış. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'la konuşacak, Tur Dağı'na çağırıyor. Üstad Hazretlerine ilham edecek, Isparta'nın en yüksek dağına, en yüksek dağın da en yüksek ağacına çağırıyor. Niye? Toplumdan ne kadar uzaklaşırsa o kadar maneviyata yaklaşıyor. Şimdi Ramazan'da diyelim bakın manevi noktada ister istemez duygularımız şey oluyor. Niye? Çünkü insanlardan uzaklaşıyoruz, boş muhabbetlerden uzaklaşıyoruz vesaire gibi. Şimdi peygamberimizi Cenab-ı Hak hazırlıyor. Niye? Çünkü Allah Celle Celaluhu konuşacak. Peki Cenab-ı Hakk'ı karşılamak için ne lazım? Bir, Ramazan içerisinde nefsin hacatı süfliyesinden ve malayaniyat halattan tecerrüt. Şimdi Cenab-ı Hak insanla konuşacak. Mesela şöyle düşünelim. Diyelim ki çocuğunuzla konuşuyorsunuz. Evladınızla. Evladınızla konuşurken o çocuğun telefonla meşgul olması zorumuza gidiyor mu gitmiyor mu? Evladı olan ve öğretmeniz anlatıyorsun. Çocuk yanındakiyle konuşuyor. Veya baba bir şey söylüyor. Çocuk başka şeyle meşgul oluyor. Kızıyor muyuz kızmıyor muyuz? Niye beni muhatap almıyorsun? Niye beni dinlemiyorsun diyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak da insanı muhatap kabul konuşacak. O zaman istiyor ki insan bütün işini gücünü bıraksın. Niye? Çünkü baba ile evladın münasebetinden daha yüksek bir münasebet vardır ki o da Allah'la kul arasındaki münasebettir. Ayet-i kerime de وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِلَى اَخِرِ Onlar diyor Allah'ın kadrini ve kıymetini bilemediler. Zaten inşallah Kadir Gecesi'ne bağlayacağız. Kadir Gecesi demek Cenab-ı Hakk'ın kadrini, kıymetini bilmek demek. Yani Allah Celle Celaluhu Allah olduğu halde bizimle tenezzül edip konuşmak isterken biz ona sırt çevirerek kadrini bilemiyoruz. Peki Kadir Gecesi nedir? Oraya gelecek. Kadir Gecesi demek Cenab-ı Hak'la olan muhatabiyeti yakalayıp onun kadrini, kıymetini bilmek demek.
Ona muhatap olmak demek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ikra ayeti hangi gece iniyor? Kadir gecesi iniyor. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah muhatap aldığı gece Kadir gecesidir. Yani insanlığın Allah'ın kadrini, kıymetini bildiği gece Kadir gecesidir. Yani insanın Allah'ı kadrini, kıymetini bildiği an onun için Kadir gecesidir. Hatta atalarımız demiş ya, her kişiyi Hızır bil, her geceyi Kadir bil demişler. Sadece Kadir gecesi niye belli değil? Güneşin bir yıl sonra doğacağı belli. Her şey belli. Kadir gecesi niye belli değil? Çünkü bizde şöyle bir algı var. Kadir gecesini yakaladık, tamam, daha aramaya gerek yok diyoruz. Cenab-ı Hak saklıyor ki her gecede Kadir'i arayalım. Aslında her anda aramak lazım. Şimdi Cenab-ı Hak konuşacak. İstiyor ki insan bütün işini gücünü bıraksın. Niye? Çünkü Allah Celle Celaluhu bizi dünyaya kendisine muhatap kabul etmek için göndermiş. Şöyle düşünelim. Diyelim ki şimdi bir insan buradan kalkıp Maraş'a sadece dondurma yemek için gider mi? Yani adam lüks peşin istisnadır. Ama diyelim ki adamın Maraş'ta işi var. Gitmişken dondurmayı da yer. Şimdi bu adam oraya dondurma yemek için gitmiyor. Asıl bir önemli işi var. O işi halletmeye gidiyor. İşini hallederken dondurma da yiyebilir. Biz bu dünyaya ana olmak, baba olmak, şu olmak, bu olmak için gelmedik. Yani dondurma yemeye gelmedik. Bizim önemli bir işimiz var. Biz o işi hallederken ana olacağız, baba olacağız. Bilmem işte mühendis olacağız. Şu olacağız, bu olacağız. Ama bazen hedef ne oluyor? Nefis, şeytan şaşırttırıyor. Biz Allah'a muhatap olmak için gelmişiz. Niye? Cenab-ı Hak dünyaya, diyelim şu an 8 milyar insan var. 8 milyar insan dünyaya attı. Kendisine ebedi cennette muhatap arıyor. Kendisine ebedi cennette komşu arıyor. Seçiyor. Bakalım kim bana ebedi komşu olacak? Ben kime sonsuza kadar ikramlar edeceğim? Kim benim muhatabım olacak diye şu an biz o muhatabiyetten geçiriliyoruz. Dolayısıyla dünyadayken o muhatabiyeti yakalayanlar ebedi hayatta Cenab-ı Hakk'a muhatap olacak. Ve dolayısıyla ne olacak şimdi? Nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malaniyat halattan tecerrüt. Boş işleri bıraktı. Niye? Çünkü Allah'la konuşacaksın. Ve ekl ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek. Melekler yemez, melekler içmez. Meleklerin günaha girme gibi bir özelliği yok. Ramazandayken biz de ne oluyoruz oruç tuttuğumuz zaman? Yeme yok, içme yok. Günahtan da elimizde uzak işte durmaya çalışıyoruz. Bir nevi melek gibi vaziyet alıyoruz. Bu sefer melekler gibi olunca Cenab-ı Hakk'a artık muhatap olabilecek seviyeye geliyoruz. Ama asır öyle bir asır olmuş ki, yani okumuş olduğumuz Kur'an'da, normalde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Evkemakal hadisinde, bir insan Kur'an okurken veya Kur'an okuduktan sonra dese ki ben Allah'la görüştüm, yalan söylememiştir diyor. Konuştum. Dese yalan söylememiş olur. Görüşmek var. Evet, doğru, Allah razı olsun. Konuştum dese yalan olmaz. Niye? Çünkü konuşuyor. Normalde ben şimdi Kur'an'ı baştan sona açıyorum, okuyorum, bakıyorum ki اِذَا تُتْلَوْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اَسَاطُرُ الْاَوَّلِينَ. Ya bu Kur'an geçmiştekilerin hayatını anlatan bir hikaye kitabı. Hani bunun neresinde bütün insanların yolunu bulması? Hazreti İbn Abbas'tan rivayet ediliyor. Diyor ki ben diyor devem kaybolsa Kur'an'da izini bulurum diyor. Bak devem kaybolsa Kur'an'da izini bulurum. Bana şimdi bu laf haşa onu tenzih değil nefs olarak. Saçma diyor ya öyle şey mi olur? Kur'an'ın ayetleri bellidir. Devenin izini. Orada bir parantez açalım. Yanlış evet. Anlaşılmasın. Onlar Kur'an'a o kadar derin vakıf idiler. Evet. Ondan dolayı diyebiliyorlar onu. Yoksa söz mana olarak... Şimdi biraz... onun misalini vereceğim hocam. Şimdi diyelim ki hani onun o söylemiş olduğu söz bu asra göre saçma gelebilir. Öyle şey mi olur? Aziz Allah. Fakat şu mantıkla baksak. Geçen hatırlarsanız burada bir Google harita misali vermiştik. Mesela şu an burasının sokak olarak ne sokak? Yıldız Sokak. Şu an diyelim ki Google haritadan işte Yeni Bosna Mahallesi Yıldız Sokağı'nın üzerindeyiz. Şimdi Yıldız Sokak'tan biraz geri çıktım. Yeni Bosna Mahallesi. Biraz daha çıktım. İstanbul, biraz daha çık Türkiye, biraz daha çık diyelim ki Avrupa, biraz daha çık dünya. Şu an ben dünya kelimesinin üzerindeyim Google haritada. Şimdi ben diyorum İlhan abi,
bu dünya kelimesinin altında var ya, sizin Bitlis var, bizim Sinop var, Finlandiya var, Çekoslovakya var, okyanuslar var, denizler var, balıklar var. Hatta öyle bir şey ki, senin arabanın nerede olduğunu şu an bulabiliriz. İnanır mısın bana? İnanırsın. Niye? Çünkü sistemi biliyoruz. Telefonun interneti olduktan sonra adam nokta atışı senin nerede arabanın ne olduğunu buluyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi ama telefonunun interneti olmasa ve senin telefonunda bu özellik var. İnternetin olmasa aynı şeyi bulabilir miyiz? Bulamayız. Şimdi İbn Abbas radıyallahu anh gibi, İmam-ı Azam gibi büyük zatların Allah'la olan manevi internet bağlantıları var. Onlar Kur'an'a baktığı zaman Vel Asr suresinin içinde bütün kütüb-i İslamiye'yi buluyorlar. Senin dünya kelimesinin altında bütün coğrafyayı görebildiğin gibi. Niye? Senin internetin varsa onların da Allah'la bağlantısı var. İşte o manevi bağlantı bu asırda koptuğu için adam ne diyor? Kur'an bundan ibarettir diyor. İşte bizim manevi noktadaki bağlantımız çökertildiği için, o manevi bağlarımız Allah'la olan, Celle Celaluhu'yla olan bağlantılarımız koparıldığı için bizim için Kur'an ne olmuş? Sadece ölülere okunan, mevlütlerde okunan, Ramazan'da okunan, işte namazlardan sonra okunan bir kitapmış gibi. Oysa ki Kur'an nedir? Cenab-ı Hakk'ın konuşmasıdır. Adam mesela diyelim ki şimdi tanık oluyorsunuz size, özellikle iftardan sonra. Adam mesela müziği açıyor, Müslüm Gürses'i dinleyerek gidiyor. O Müslüm Gürses'i dinleyen adam duygusaldan etkilenmiyor mu? Etkileniyor. Müslüm Gürses'in sözleri adama feyiz veriyor. Hatta damara bağlıyor, kendini kestiriyor değil mi? Aynı adama Kıyamet Suresini koy teybe, bir de bunu dinle de, hiç etki yok. Sanki oduna okunuyor gibi. Ya haşa, Müslüm Gürses Allah'tan daha mı feyizli konuşuyor? Müslüm Gürses adamı damara bağlıyor da ayet niye bağlamıyor? Adam batsın bu dünya diyor, adam damara bağlanıyor. Cenab-ı Hak batıracağım bu dünyayı diyor. Hiç umrunda değil. Nefsimizin umrunda değil. Niye? Çünkü o adamın, o Müslüm Gürses'in söylemiş olduğu sözlerin kalpte altyapısı var. Adam daha önceden birileriyle duygusal şeyler yaşamış. O yaşamış olduğu şeylerin o sözü duyunca sanki o söz benim için söylenmiş diye algılıyor. Sanki Müslüm Gürses benim için söylemiş diye algılıyor değil mi? Oysa ki ayetlerde de aynı mana. Allah benim için söylüyor. Ama benim maneviyat noktasında altyapım olmadığı için Cenab-ı Hak 1450 sene önce Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirmiş. O zamandaki insanları muhatap almış. Onlara konuşmuş gibi. Oysa ki işte bu asırda yani maneviyat noktasında yapılan en büyük şeylerden bir tanesi de, yani verilen zararlardan bir tanesi de bu ayetleri algılama noktasındaki bizim yani temelimize konulan dinamitler yani. Onlar bizim maneviyatımızı almış götürmüş. Yani ezan. Oysa ki Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tüliyet aleyhim ilâ hirilâye. O müminler ki Allah'ın ismi zikredildiğinde, Allah dedi ya, kalbi diyor vecde gelir, cezbeye gelir. Ama ben Allah'ın 99 ismini sayıyorum, sanki mahallenin isimlerini sayıyorum gibi. Fazla bir etki yok. Yani o Allah'ın dediği ürperti olmuyor. Niye? Çünkü o ürperecek tarzdaki altyapım zedelenmiş. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ O müminler kurtuluşa ermiştir. Kimdir onlar? Diyor ki onlar namazında huşu içindedir. Ama ben namazımda bütün memleket meselelerini hallediyorum. Bütün seçimlerde hükümeti yıkıyorum. Yeni yollar yapıyorum. Kentsel dönüşüm yapıyorum. Namazda huşu yok. E şimdi o zaman bu ayete göre benim namazım elhamdülillah sahihtir. Çünkü yani namazın altısı dışından, altısı içinden şartları bellidir. Ama bir de Cenab-ı Hakk'ın istemiş olduğu o namazdaki muhatabiyet. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ayşe validemiz rivayet ediyor. Gece öyle secdede kalırmış ki gidip yanına böyle dokunurmuş. Acaba vefat mı etti diye. Yani öyle hani telefonun karşısında biz YouTube'un karşısında sabahlıyoruz ya 5 saat sürüyor. Kimi 6 saat. Niye? İnternet sayfayı yeniledikçe keyif alıyorsun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayetleri okurken namazda
İki rekatta geceyi bitirdiği rivayet ediliyor. O manevi noktada ayetlerle kendini yenilediği için namazla sabahlıyor. Ben kendimi yenileyemediğim için sayfayı yenilerek sabahlıyorum. Aramızdaki fark bu. Sonra kalkıp diyorum ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da benim gibi insandı diyorum. Olabilir mi? Olamaz. İşte o yüzden Cenab-ı Hak zaten kimi yani Kur'an'ı kime indireceğini de biliyor. Gerçek manada kendisini kim anlayacağını da biliyor. O yüzden hani bazıları çıkıp Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı normal bir insanmış gibi bize empoze etmeye çalışıyor ya. Zaten Allah'ın onu muhatap almasından anlaşılıyor ki yeryüzünde onun gibi ikinci bir varlık yoktur. Dolayısıyla Kur'an alemlerin Rabbi bizi muhatap alacak. Ramazan ayında da istiyor ki ona en mükemmel şekilde muhatap olabilmemiz için Ramazan ayı en müsait aydır. Niye? Manevi noktada artık duygularımız açılıyor, günaha karşı böyle azalmalar başlıyor. Yani bir nevi şöyle düşünelim. Diyelim şimdi bu bina 5 katlı. Bu binanın tepesine biz 200 kişilik yolcu uçağını indirebilir miyiz? İndiremeyiz. Ne lazım? Düz bir pist lazım. Pist olacak ki o uçak rahat insin. Şimdi Cenab-ı Hak 70 bin perdenin arkasından benim gönül alemime Kur'an-ı Kerim'in manasını indirecek. Bir bakıyor ki gönül benim gönlüme bakıyor. Bir taraf siyasetle meşgul, bir taraf şampiyonlukla meşgul, bir taraf dolarla meşgul, bir taraf şunla meşgul. Bakıyor ki bu ayetler buraya inmez. Bu sefer ne yapıyor? Tabiri caizse bizim anlayacağımız üzere uçak geri gidiyor yani. Arıyor yani Cenab-ı Hak. Yoksa şu an mesela diyelim ki bu dairenin içinde internet vericisi var mı? Var. Ama senin alıcın kapalıysa, şifreyi bilmiyorsan vericinin suçu ne? Cenab-ı Hak ayetleriyle sürekli insanlara mana gönderiyor, feyiz gönderiyor. Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın vazifesi bitmiş değil ki. Arıya vahyeden Allah niye insanlara ilham etmesin? Önceden insanlar yolunu bulmak için o kadar uğraşıyordu. Bak şimdi navigasyon çıkmış. Eski zamanın evliyaları gibi. Allah evliyalara yol bildiriyordu. Nasıl ilham ediyor? Aynı şey bize de yapabilir. Ama bakıyor ki bizim gönül alemimizde Cenab-ı Hak'tan gelebilecek o feyzi, o tecelliyi kaldırabilecek zemin müsait değil. O yüzden Ramazan ayı bu maneviyat noktasında Cenab-ı Hak'a muhatap olabilmenin, tabii Cenab-ı Hak'a muhatap olabilmenin de seviyesi var. Yani öyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi tabii ki muhatap olamayız. Ama her insan kendi kabiliyetine göre. Mesela güneş, diyelim ki güneş yeryüzüne vurduğunda papatyada sarı olarak görünür. Gülde kırmızıdır, çam ağacında yeşildir ama denizin yüzüne olduğu gibi vurur. Şimdi papatya da güneşe muhatap, gül de güneşe muhatap, çam ağacı da güneşe muhatap, denizin yüzü de güneşe muhatap ama herkes kabiliyetine göre güneşten renk alıyor. Şimdi bütün insanlar Cenab-ı Hakk'a muhatap. Cenab-ı Hak yahulu beynel mer'i ve kalbi, kulun kalbiyle kişinin kalbiyle arasına giriyor. Sürekli muhatap. Ama kişi kalbini kapatmışsa, alıcıları kapatmışsa vericilerin bir suçu yok. Şurayı da okuyalım, zamanımız daralıyor. Bir de Ramazan'ın şöyle bir özelliği var. Dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya ahiretin tarlasıdır diyor. Yani ne demek? Burada da üstadımız ona değiniyor. Diyor ki insan dünyaya ziraat için gelmiş. Yani ekmek için gelmiş. Diyelim ki bir insan tarlaya domates ekti, biber ekti, patlıcan ekti. Mevsimin geldiğinde ne alır? Patlıcan, domates, salat. Ne ektiyse onu alır. Biz de dünyaya hem ekmek için gelmişiz hem de şu an ekiliyoruz. Dolayısıyla şimdi diyelim ki hani şöyle düşünelim. Diyelim ki ekonomik noktada bir kriz var ya. Şu an arsası arazisi olanlar özellikle Trakya bölgesinde. Millet özellikle soğan, patates ekmeye başlamış. Bu fiyatların yukarı çıkmasından dolayı. Adam şimdi diyelim ki hakikaten önümüzde 10 yıllık bir kıtlık olacak olsa. Allah muhafaza. Olacak olsa. Herkes soğanını, biberini fazla fazla eker. Ne kadar eksek o kadar kârdır değil mi? Ama şimdi ya şu an günümüz iyi. Kriz mriz yok. Boşver ne ekmesi desek, yan gelip yatsak. 10 yıllık kıtlık geldiğinde ne yapacağız? Büyük bir sıkıntıya düşeceğiz. İmkanımız da yoksa mecbura dilencilik yapacağız. Çok büyük, çok zor şartlar altına gireceğiz. Şimdi aynen bunun gibi Cenab-ı Hak da bizi dünya toprağının altına ekti.
Ve şu an biz yapmış olduğumuz amellerle de ahiretimizi ekiyoruz. Eğer güzel ameller ekersek, mesela şu an diyelim ki biz namaz kılıyoruz. Bu namaz kılmamızla beraber ahiretimize ekim yaptık. Oruç tutmakla beraber ahirete ekim yapıyoruz. Dolayısıyla öbür tarafa gittiğimizde, bir de Üstad Burak dedi ki ticaret dedi. Mesela şöyle düşünelim. Diyelim adam diyor ki benim diyor öyle zenginim ki diyor torunumun torununa yeter zenginliğim diyor. Şimdi diyelim bu adamın torununun torununa yeten bir zenginliği olsa. Üçüncü kuşak torunu ne yapacak? Mecburen artık onlarda çalışmak zorunda kalacak değil mi? Artık cepteki yetmiyor. Veya şu an diyelim ki herkesin bir aylık maaşı var. Diyelim ki ortalama 3000 diyelim. Ay sonunu zor çıkartıyorsun. Bir dahaki ay alamazsan Allah muhafaza sıkıntı çekeceksin. Şimdi düşünelim ki kabirden sonraki hayata gideceğiz. Diyelim ki burada 3 milyar bir ay götürüyor. 10 milyar diyelim bir ay götürüyor. Hadi diyelim 100 milyarla bir sene geçiniyoruz diyelim. Şimdi öbür tarafa gittiğimiz zaman kaç yıl yaşayacağız Ahmet Cersin? Hadi diyelim 100 yıl. Buradaki kıldığımız namazla, tuttuğumuz oruçla. Bunu diyelim ki tuttuğumuz oruca her sene 100 milyar olsa. Cenab-ı Hak para karşılığı yaptırsa. Namazları da para karşılığı yaptırsa. Yapılan altta zaten söyleyecek. Diyor ki sevabı amel bire bindir. Ramazan ayında yaptığın en ufak bir amele, bir güzel sevap amele 1000 sevap. Bir ayete 1000 sevap veriyor. Ramazan ayında okuduğun Kur'an'a, yaptığın hayırlara 1000'den çarp. Bir yıl boyunca kazandığın sevapları düşün. Diyelim ki 60 yıl boyunca ömrünü böyle hep hayır hasenatla geçirdin. Bir yıllık sevap paranı düşünelim kaç yaptı? Diyelim 1 trilyon yaptı. 60'la çarp. 60 trilyon. 60 trilyonla sonsuz hayatta kaç sene geçinebilirsin? 600 diyelim ki 60 trilyonla 600 trilyon sene sonra para bitti. Ondan sonra ne yiyeceğiz? Dolayısıyla sonsuz bir hayattaki lüksümüz buradaki çalışmamıza bağlı. Adam mesela biz Esenyurt'ta hizmet ederken dedi ki ya bir zamanlar burası dedi çöplüktü dedi, çamurdu. Bize dedi ucuz ucuz veriyorlardı, biz dedi araziyi almadık. Şimdi diyor gökdelen yapmışlar diyor. Adam o araziyi almadığını öyle pişman ki. Niye? Zamanında 5 para etmiyordu onun alemin. Ama sonradan değere binince almadığına ne kadar pişman. Şu an belki oruç bu asırda para etmeyebilir. Kıldığımız namaz para etmeyebilir. Ama yarın öbür gün ahirete gittiğimizde Maliki yevmiddin, din gününün sahibi. Yani ve mel hayatü dünya illa darul estağfur illa asıl hayat ahiret hayatıdır ayeti ortaya çıktığında öbür tarafa gittiğimizde bakacağız ki tuttuğumuz orucun yani o zamanda o 5 para etmez arsaya para vermeyen adamın pişmanlığından daha fazla pişmanlık. Niye? Çünkü sonsuz hayattaki lüksümüz. Diyelim ki bir insan 3 milyarla bu asırda ne kadar lüks yaşayabilir? Ne kadar lüks yaşayabilir? Veya 5 milyar alsa gene lüks yaşayamaz. Hepimiz ne diyoruz? Güneş cepheli olsun, işte şöyle olsun, böyle olsun. Evimizin lüksünü düşünür. Bir de düşünelim ki sonsuz bir hayat, dünya kadar geniş bir cennet, altından ırmaklar akan cennetler, işte diyelim çikolatadan köprüler, sütten nehirler, tuyurun hudurun denilen uçan kuşlar, İstediğin meyve gelecek, istediğin sebze gelecek. Böyle bir lüksün olduğu bir yere gidiyorsun. Bu sevapları para olarak düşünsek kaç gün götürür? Diyelim ki mesela Esenyurt'ta bir dükkana gitsen, bu lüksü 50 liraya yersin. Hadi Bakırköy'de yesene aynı parayla. 50 liraya belki ancak bir tabak bir şey yiyebilirsin. Niye? Lüks ne kadar çoksa o kadar fazla para harcaman lazım. Ahiret, Cenab-ı Hak lüks yeri olarak bize sunuyor. Dolayısıyla bu kazanmış olduğumuz sevaplar bile belki az gelecek. Ama nefse bakarsa, nefse göre oruç tutmayana baktırıyor, namaz kılmaya diyor ki, ooo sen evliyasın diyor. Senin kalbinde, işte kalbin temiz, böbreklerinde taş yok, check-up yaptırsan hiçbir sıkıntı çıkmaz. Sen şöylesin, sen böyle, öyle, öyle güzel gösteriyor ki bizi. Oysa ki dünya noktasında çalışmaya desek, şöyle dedirtmiyor. Bak adamın hiç giyecek çorabı bile yok. Adamın ayakkabısı yok. Sen onun haline bakarak boş ver. Daha az çalış. Biraz ahirete çalış demez.
dini yaşamayan en aşağıdaki adama bakarak kendini örnek alır. Ama geçim noktasını en aşağıya bakarak kanaat ettirmez. Nefsin böyle bir özelliği var. İşte Ramazan ayı ne yapıyor bize? Yani insan bu dünyaya ticaret için gelmiş ya. Kısa yoldan köşeyi dönmek mi istiyorsun? Ramazan ayı en müsait zemindir. Niye? Cenab-ı Hak 1'e 1000 sevap veriyor. Ve her bir harfin 10 değil, 1000 ayetel kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyade, Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha fazla sevap veriyor Cenab-ı Hak. Ve Leyle-i Kadir'de, Kadir gecesinde her bir hasenenin sevabı 30 bin. Ve Kadir gecesi kaç seneden daha hayırlı diyor? 1000 seneden değil mi? Yani 80 seneden. 1000 aydan mı diyor? 1000 ay. 80 sene. Bir insan diyelim ki 80 sene boyunca ibadet etmeye çalışsa vallahi bu nefisle zor. Nefis dumanımızı attırıyor yani. Geçen bir tanesi dedi ki abi oruç tutuyorum ama Allah kabul etsin dedi. Dedim niye ne oldu ki? Dedi ki ya bir yerden oruç tutturuyorum ama dedi nefis dedi tepeme biniyor. Gözümü diyor haramlardan hiç çekemiyorum diyor. Şeytan işini öyle biliyor ki diyor ki sana oruç tuttururum ama gözünü sana bırakmam diyor. Oruç tuttururum ama istediğim şarkıyı dinlettiririm diyor. Oruç tuttururum ama gıybet de ettiririm diyor. Yani peygambere bile İsa aleyhisselam normalde günahtan münezzeh bir insan. Şeytan biliyor kandıramayacağını gene gidiyor. At buradan aşağı bak ölecek misin diyor. Eyüp aleyhisselam peygamber Allah muhafaza ediyor. İsmet sıfatına mazharlar. Gene de gidiyor belki kandırırım diyor. Şeytan bize de aynısını yapıyor. Bir oruç tutturuyor ama canımızı çıkarttırıyor yani. Hocam onu bir tahsih edelim. Evet. Şeytan insana oruç tutturmaz. Evet. Sen oruç tutarsın ama harama da teşvik ederim. Harama da seni vesvese veririm. Sürüklerin manasında. Yoksa orucu şeytan tutturur. Tabii. Yani orasında amenna. Yok şöyle. Orucu tabii ki hani şöyle. Şeytan diyor ki ben sana hani tabiri caizse insanla anlaşma yapıyor. Diyor ki ben sana bunu yapmana bir şey demem. Çünkü biliyorum sen bunu tutacaksın. Ama diyor ki bu taraftan da senden alırım. Şeytanın şöyle bir taktiği var. Diyelim ki matematik dersi iyidir. Öğrenci ama Türkçe dersi kötüdür. Ortalamaya vurduğun zaman alan derslerinde sıkıntı varsa öğrenci kalır. Ama ne diyorsun? Diyorsun ki ya öğretmen ne diyor ki genel toplamda baktığı zaman işte Türkçesi, matematiği bir iki dersten kötü geç der. Cenab-ı Hak şimdi bakıyor diyor ki bu adamın namazı iyi, orucu iyi. Fakat diyor gıybeti var. Ha esasatta tamam namaz, oruç gibi alan derslerimiz iyi. Fakat diğer taraflardan sıkıntı olduğu zaman işte sınıftan kalma durumu da var yani Allah muhafaza yani. Şeytan bir taraftan veriyor ama öbür taraftan da alıyor insandan. Yani bırakmıyor dizginleri. Yani bu adam peygamberdir, bu adam medresededir, bu evliyadır, bak bu hafızdır. Biz hafızlarla ilgileniyoruz. Bakıyorum şeytan bütün işini gücünü bırakmış sanki bütün adamlarıyla Kur'an kursunun içinde cirit atıyor. Ya bunlar hafızdır bırak dışarıdaki. Yo onlar zaten benim adamım. Maksat diyor bunlar. O yüzden biz oruç tuttum diye şeytan bizi bırakmıyor. İftardan önce bir misal vermiştik hatırlarsanız. Yani diyelim ki bir köpeğe bağladınız tasmayı, zinciri bağladın. Zincir 50 metre. 50 metrelik zincir, köpek bağlı. Sen 55 metre uzakta dur, köpek sadece havlar. Sana zarar vermez. Ama o 50 metrenin içine girdin mi o köpek ne yapar? Isırır. Şimdi şeytan belli bir yere kadar sana gelebilir. Ayette inneke de şeytane kâne zayıfe. Şeytanın tuzağı zayıftır. Bir şey yapamaz sana vesvese verir. Ama sen metrobüse bindikten sonra senin dumanını attırır. Ya gözünü ya kulağını ya bir şekilde bir yerden bir tanesi son söyleyip bitiriyorum zamanımız doldu. Diyor ki birinden kaçıyorum, ikisinden kaçıyorum, üçüncüsünden kaçıyorum. 4, 5, 6, 7 derken en son şeytan hani bunu şey olmak maksatlı değil. Şeytan ne kadar işini mükemmel yapıyor yani. En son bir tane harama yanlışlıkla böyle gözüm kayıyor. Şeytan hemen diyor ki artık baktın diyor. Ne de olsa baktın bir kere. Bundan sonra bakabilirsin. Oysa ki bir kere baktın. Hani diyelim ki adam boksta bir yumruk yedin. Ya bir yumruk yedin. Devam et yumruk yemeye diyor musun? Kalkıyorsun mücadeleye devam. Hatta adamı diyelim ki gücün yetmiyor.
Gücün yetmiyor adama. Sokak kavgaları da oluyor. Adam dayak yiyor. Kaçarken küfür ederek kaçıyor. Bak dayak yerken bile tamam abi deyip gitmiyor ya. Şeytan. Gözümüzü musallat oluyor, kulağım her şeyimize musallat oluyor. Eşkerin bir tanesine demişler ki, ya demişler, sen çok adam öldürdün. Şurada bir hoca var, herkesi düzeltiyor. Demiş ki, ya beni kimse düzeltemez. Ben o kadar hocaya gittim, ben kimse düzeltemez. Demişler ki, ya bak bu adam mübarektir, git ona. O seni düzeltir. Ya demiş, bak düzeltmez. Düzeltir, demiş, tamam git düzeltmese gel beni de döversin demiş. Gitmiş. Tabi vaazda hoca anlatıyor. Hoca anlatırken bütün cemaat kendinden geçiyor. Hakikaten kimi cezbeye geliyor, kimi hüzünleniyor, ağlıyor. Adam bakıyor ki bunda bir şey yok. Diyor ki bende bir şey yok. Sonra vaaz bittikten sonra hocanın yanına gidiyor. Hocam diyor durum böyle böyle. Ben böyle böyle bir sıkıntım var. Ben çok adam öldüm. Hak yedim, hukuk yedim. Bana dediler ki bu hocanın sözleri tesir eder. Geldim buraya hiçbir sözünü tesir etmedi. Demiş ki sen ne iş yapın? Demiş ben eşkıyayım. Demiş ki domuz vurdun mu? Demiş. Demiş ki vurdum tabii demiş ya. Demiş ki domuza demiş ilk mermiyi attığında domuz ölüyor mu? Demiş ki büyük domuza demiş vurduğunda ilk başta demiş böyle bir şey yapıyor ama demiş ölmüyor. Ne yapıyor? Üzerime doğru koşuyor demiş canavliyle. Sen ne yapıyorsun? İkinciyi çekip vuruyorum. Düşüyor mu? Düşmüyor. Ne yapıyorsun? Üçüncüye çekip vuruyorum. En son diyor 4-5 derken diyor domuz anca diyor ölüyor diyor. Hoca ona diyor ki kardeşim diyor senin duyguların diyor domuz gibi olmuş diyor. Ben sana bir vurdum bak koşarak yanıma geldin diyor. Şimdi diyor vurmaya devam edeceğim. Şimdi insanın nefsi, hisleri domuz gibi. Ya yani nefis böyle. Kalbimizi, ruhumuzu, biz maneviyatı tenzih. Nefis de böyle. Sen ne dersen de hiç umurunda değil. Ya Allah var, hesap var. Boş ver diyor. Ya bak cehennem var. Boş ver. Kafirler, münafık onlar çok. Bana yok. Almıyor. Ne yapacağız? Vura, vura, vura onun başını yiyeceğiz. Yoksa Allah muhafaza o bizi öldürecek. İşte nefsi öldürebilmenin en güzel zemini cemaat ortamıdır. Yani seni Allah'a, peygambere, namaza, İslamiyet'i yaşayan ortamdır. Bu A cemaati, B cemaati, C cemaati değil. Resulullah'ın yolu bellidir, ayetler bellidir, hadis bellidir. Senin namazına, diyanetine, takvana götüren neresi o yapış? Çünkü niye? Sen yapışmazsan şeytan seni bir yere yapıştırıyor. Birincisi. İkincisi Ramazan ayı. Şu an bakın herkes de mani. Bakıyorsun televizyonlar bile hepsi Müslüman olmuş. Hepsi dini 11 ay boyunca İslamiyet'e nefret kusanlar. Bakıyorsun ki bir ayda o yaptığı günahların kefaretini ödüyormuş gibi hayır şeyi sunuyorlar yani. Cenab-ı Hak bu mübarek aydan en güzel şekilde istifade etmeyi nasip etsin. Mağfiret aydır. Hepimizin günahlarını affeylesin. Ve ahir davahümen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.